belediye başkanlığı yaptım. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Şunu biliyorum. Çalmadık, çırpmadık. Ben 2008 yılında 2009'da belediyeyi iade ederken 2008 yılındaki temizlik işleri için, bütün Erdek'te toplanan temizlik işleri için harcanan para 3,5 milyon liraydı. Yani eski parayla 3,5 trilyon. Bugün sadece tomurcuğa ödenen rakam, ihale bedeli 7 trilyon, KDV'si ve ilave işleriyle beraber 10 milyon. İşte başarı burada. Şimdi mevcut belediye başkanımızın da elinde sihirli değnek yok. Ama seçtiğimiz yöneticilerin doğru, gerçekten kendi bahsettikleri gibi sihirbaz, işletme mühendisi, çok başarılı, kimseyi tehdit etmez, ekmekle oynamaz gibi yalanlarını bu meydanda 5 yıl önce hepimiz dinledik. Hepimiz gördük. Seçilir seçilmez 157 geçici işçiyi kapının önüne koydu. 80 tane belediyenin bel kemiği gibi noktalarda, çok önemli noktalarda iş bitiren, çalışkan, en başarılı personeli kamu kurumlarına dağıttı. Bugün kendisine selam vermediği, kapının önünden geçerken görmedi diye insanların ekmeğiyle oynadı. Bugün Erdek bunun hepsine şahit. Ve dedi ki, enkaz devraldım. Erdek Belediyesi'ni borç batağında aldım. Yalan. Burada Cumhuriyet Meydanı'ndan bağırıyorum. Yarın cesareti varsa bu meydanda konser yapsın. Onu her platformda, her platformda sizin önünüzde devletin resmi rakamlarıyla rezil etmeye, yalancılığını sizin kamuoyu gözünün önünde koymaya hazırım. Cesareti varsa ister Cumhuriyet Meydanı'na kürsü koysun, isterse herhangi bir basın unsurunda nereye isterse geleceğime, oraya gidip ona resmi evrakları suratına atacağıma söz veriyorum. Aferin. Erdek Belediyesi Cemal Öztaylan seçime bir ay kala müfettiş yolladı. İki tane müfettiş geldi. Şubat 2009. Mart 15'te rapor düzenlediler. Bu raporla devletin 87 yıldır Erdek'te yapmış olduğu Erdek Belediyelerinin bütün katma değer borçları, bütün kamu kurumlarına olan borçları, Zeytinli adayı kamulaştırmak için vermiş olduğumuz para, borç, personelimize olan borç, piyasaya olan borç ve son yıl Seyit Gazi projesiyle ilgili almış olduğumuz Halk Bankası'ndan aldığımız 3 milyon 900 bin lira kredide dahi benim devrettiğim anahtarı 2009'da teslim ettiğim belediyenin bütün bu toplam borcu 38 milyon 52 bin Türk lirasıdır. Aynı belediye 9 milyon 371 bin lirada alacak devri yapılmıştır. Yani borç yaklaşık 28 milyon olarak devredilmiştir. Bunun yanında Erdek Belediyesi'nin 1989'dan bu yana devletten alması gereken katma değer vergisi de yaklaşık 60 trilyon devletten alacağı vardır Erdek Belediyesi'nin. Ancak bugüne bakın. Bugünkü borç 80 yıllık toplam borcun yaklaşık 6 katına çıkarılmıştır. 5 yılda borç 28 milyondan 30 milyondan 120 trilyona, 120 milyona ulaşmıştır. Yani 4 Nisan'da 30 Mart'ta sandıktan çıkacağız. 4 Nisan'da da Allah nasip ederse mazbatayı alıp belediyeyi devraldığımız gün göreceksiniz ki Erdek Belediyesi esas hiçbir hizmet yapmadan 2 tane park gösteriyor. Bir tane semt sahası, bir tane de şu 300 metrelik yolu.
gösteriyor şimdi slaytlarda. 80 milyar eder mi bunlar arkadaşlar? Bu yapı, bu hizmetler, size 5 yıldır yaptığı hizmetler 80 milyar ediyorsa o zaman gidin ona bir verin, bana vermeyin. Ama tabii tomurcuk açtı. Arabalar buralara geldi. 20 tane şoför yok içinde, şoför bulamıyorlar. 20 tane tırla araba geldi. E başı neyse kuyruğu da o. Başı neyse tüyü de o. Koca otobüs, kardeşim başbakan mısın? Genel başkanlığa mı aday oldun? Yeni bir parti kurdun da Erdeklilerin haberim yok. Hani şirketini sattın? Hani şirketini sattın ya? Çok kötü durumdaydın ya 2 yılda. E sen daha önce 15 yıllık başarılı iş hayatından bahsederek milletten o istedin ya. Dedin ya belediyeden, belediyeden zenginim. Ben işçimin alın teri kurumadan maaşını ödeyeceğim bu meydanda. Dedin mi, demedi mi? Erdek Belediyesi benim devrettiğim Erdek Belediyesi. Batık olsaydı bir yıl sonra 15 trilyon kredi alabilir miydi? Batık bir kişiye, batık bir kuruma kredi veren banka var mı? Lütfen bana söyleyin, almak istiyorum kredi. Var mı arkadaşlar? Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı burada. Var mı batık bir vatandaşa kredi veren? Nasıl batık Erdek Belediyesi? Ben 10 yıl yine iktidar partilerinde belediye başkanlığı yaptım. Eğridere su projesi benim zamanımda devam etti. Biliyorsunuz bütün şehir şebekeleri benim zamanımda kazıldı. Yollar yapıldı. Benim yaptığım 20 yıl önce, 15 yıl önce yaptığım şu Süleyman Caddesi'ne bakın. Şu PTT Caddesi'ne bakın. Tek bir çökme var mı? Bir de gidin onun yaptığı 80 milyara mal ettiği, 80 trilyona yaptığı şu caddeye bakın. Koyduğu tek kırık olmayan bir taş var mı? Sevgili hemşehrilerim, hepimiz bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Hem genel politikada hem yerel politikada. Ev diyor beni seç. Yedeklerin yedekleri de geldi. Ben soruyorum. Benim meclislerime çamur atmayı engellediler demeyi bırak. Hepinizin gözü önünde oldu olaylar. Ben buradan uydurma hiçbir hikaye anlatmıyorum. Sorunuz. Aycan daha ilk istifa. Başkan yardımcılığına 1,5 yıl dayanabildi. Selçuk Acun nerede? Neden istifa etti? Sabri Çağlar nerede? Enver Damar nerede? Aycan Ener nerede? Ben mi istifa ettirdim bu arkadaşları? Ben mi bu arkadaşlara el çektirdim? Tehdit edecek elimde bir güç mü vardı? Dükkanını kaparım, senin işini bitiririm, karını işten attırırım, bunları çocuğunu işe almam, çocuğunu işten çıkarttırırım. Ben mi dedim 5 senedir? Benim elimde ne soba var, 9 tane meclis üyemi, asker gibi her meclise gittiler sizin oylarınıza sadık oldukları için. Sizin verdiğiniz göreve sadık olduğu için. Ben şimdi buradan soruyorum. Yılmaz Örün'ün nerede? Kendi ekibinden bir kişiye sahip çıkamayan bir lider neden bu güveni kaybetti? Çaldın mı? Çırptın mı? Dürüst davranmadın mı? Halka bunun hesabını ver. CHP meclis üyelerine sen hesap soramazsın. Sen git önce kendi meclis üyelerine hesap ver. Duran Gün nerede? Arkadaşlar, seçip oraya meclis üyesi olarak yolladığınız herkes bunun yüzündeki maskeyi 2009'da benim anlattığım, benim size yıllarca anlattığım o maskenin düştüğünü maalesef seçimden sonra meclis üyeleri tek tek tespit etti. Şimdi bugün de siz bu inançla buradasınız. Ama parayı seven bizim dinimiz putperestliği yasakladı. Put her neyse, ama paraya taparsan, ama herhangi bir puta taparsan lanetlenirsin. Bu böyledir.
hele halkın sana emanet ettiği kendi alın teriyle, kendi emeğiyle biriktirip çoluğundan çocuğundan kısarak ödediği su parasıyla, emlak vergisiyle almış olduğun bu hakları eğer sen doğru, düzgün kullanamadıysan ne meclis üyelerine güvenin kalır, ne onların sana güveni kalır. Onun için gidiyorsun. Şu meydana bakın. 5 yıldır bir konser yok. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Acaba burada konser yapmak benim sevdiğim sanatçıyı getirip önümde seyredeyim rahat rahat, hazırda belediye başkanı yaptım ilerdek. Ben de canım kimi istiyorsa onu getireyim de karşıya oturayım, ayak ayak üstüne atayım seyredeyim dinleyeyim diye mi yaptım? Hayır. Bakın burada bugün 5-6 bin, 7 bin kişi toplandı. Çay bahçeleri tıklım tıklım dolu. Dönerciler çalışıyor. Esnaf sigara satıyor, çay satıyor. İşte biz belediye başkanıyken burada konser düzenliyorsak esnafımıza katkı olsun. Buraya katma değer olarak turizm amacıyla gelen hemşerilerimizi buraya toplayalım. İlçe halkının, ilçe esnafına katkı sağlasın. Gelsin bir çay içsin, bir kahve içsin. Gelsin bir sigara alsın karşıdaki şurada bulunan tekel bayinden, büfelerden niye yapıyorduk? Anladık değil mi şimdi niye yaptığımızı? Ona da öğretemedik 5 yılda. Ama artık yeniden sarı dönemi geliyor. Erdek turizmde biz de biliyorduk bugün konseri Agregato'da yapmayı. Biz de biliyorduk başka bir yerde yapmayı. Halk konseri olmasının sebebi bir, halkın bizi özlediğini biliyoruz. Bu meydanı doldurup taşıracağını biliyoruz. 2, biz bir emek veriyorsak esnafımız da para kazansın. İşte bizim tek amacımız bu. Önümüzdeki dönem, 30 Mart sonrası yepyeni bir dönem başlıyor. Büyükşehir Belediyesi oluyoruz. Artık ilçe belediyeleri, az önce bahsettiğim 18 milyonun gider kısmını oluşturan 15 milyonluk kısmı olan altyapı, kanalizasyon, temizlik işleri, itfaiye, zabıta gibi hizmetler büyükşehir tarafından görüleceğim. Aptal olduğum için, geri zekalı olduğum için, bilmediğim için, beceriksiz olduğum için o malımı, mülkümü feda etmedim. Çoluğumdan, çocuğumdan çaldığım nakdi, vakti kamu yararına sizler için harcadığım için her sene bir daire satmak, bir arsa satmak zorunda kaldım. Onun için sevgili hemşehrilerim, bir siyasetçiye bakın, hata halk da yapar, oy verir, biz de yaparız, oy verir, seçer. Eğer zenginleşiyorsa, eğer malının üstüne mal koyuyorsa, Bandırma'da da olsa, Erdek'te de olsa, Karşıyaka'da da olsa, Ocaklar'da da olsa ondan size hayır gelmez. Onun için seçtiğimiz yöneticilerin hepsini denetleme yetkisi sizde. Demokrasi bu yetkiyi halka veriyor. Beğeniyorsanız devam. Beğenmiyorsanız, çaldığına, çırptığına, doğru yönetmediğine inanıyorsanız yollamak da sizin elinizde. 30 Mart'ta mühürü güveninize kime temin ediyorsanız, geleceğinizi, çoluğunuzun, çocuğunuzun geleceğini kime emanet etmek istiyorsanız olamazsın. Bugün 17 Aralık'tan beri buraya gelişen süreçte ulusal olarak Erdek'te 5 yıldır yaşadığımız bu olaylarla birlikte 5 yıldır ilçe olarak bu değerleri, bu adamları, bu kişileri iktidardan ve kutucuklardan ve cebimizden uzaklaştırmak için yapacağımız tek şey şu: İster MHP'li olalım, ister Anavatan Parti'ye oy vermiş olalım, İstersek AK Parti'ye oy vermiş olalım, ki ben de bir dönem onlarla beraber çalıştım. Eğer biz o kutucuklardan nemalandık mı? Hayır. O gemiciklerden nemalandık mı? Hayır. O gemicikler nereden geldi? Bunun hesabını sormazsak gelecek nesillere bıraktığımız ülkede cebimizden çalınmış onlarca milyar dolarlarla hala çocuklarımızı istediğimiz bir coğrafyada ve istediğimiz bir seviyede yaşatmamamıza sebep olacak. Onun için sandık namustur. Türk ulusu sandıkta doğru mesaj verir. Ben
30 Mart'ta ister Fenerbahçeli, ister Galatasaraylı, ister Beşiktaşlı, ister Trabzonlu, ister Diyarbakırlı, ister Artvinli, ister MHP'li, ister AKP'li, AKP'ye oy vermiş olsun. Bütün doğru dürüst, Kur'an'ın emrettiği gibi, Cumhuriyet değerlerinin ve hukuk devletinin emrettiği gibi, kendine göre hukuk, kendine göre iman, kendine göre usul, erbap demeden, hakikaten kamu yararına gördüğünüz tek çatı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepimiz bu haramileri önce yerelde, sonra genelde yollamak için AKP'yi yollayacak tek siyasi kadro olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleşmek zorundayız. Beni sevmeyin. İster seven olur, sevmeyen olur. Beni sevmeyin. Ülkenizi seviyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi dönemi olacak. Sevgili hemşerilerim. Sizin kararınızla 30 Mart'tan itibaren iş başına geldiğimiz takdirde bir yıllık muhalefetten sonra Haziran'da, Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve bir yıl sonra yapılacak 2015'te yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla yeniden hukuku, yeniden ahlakı, yeniden doğruluğu, dürüstlüğü temin etmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnsanlara ihtiyaç olmayacak. Seçeceğiniz kişiler size belediye başkanlığı yapacak. Karşıyaka'yı birinci sıra kontenjan Canan Kırlar. Ocakları ikinci sıra kontenjan adayımız Hasan Yapakçı. Birinci sıra Asil. 20 yıl Marmara Birlik Başkanlığı yapmış bir abimiz. O da çoluğundan çocuğundan çaldığı vakti ve nakdi kamu yararına 20 yıl hizmet etmiş. Recep Eren. Belediye meclis üyeliğinden emekli olacak. 20 yıldır belediye meclis üyesi olarak size hizmet eden, encümen üyesi olarak size hizmet eden sevgili arkadaşım abim Burhan Karışık. Hanımların aramızdaki temsilcisi Zeyna. Nimet Kalafat. Aysan'ın korkulu rüyası. Belde olun, bırakın köy tüzel kişiliği iptal edilmiş. Bırakın köy tüzel kişiliğini iptal etmek. Esasen belediye olması gereken en büyük köylerimizden biri, onun temsilcisi Şükrü Talaş, yukarı yapıcı. Beşinci sıra Mehmet Ali Tetik. Altıncı sıra üç dönem, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 dönem Esnaf Odası Başkanlığı yapmış Çetin Gül. Yedinci sıra belediyede su ve kanal şefliğinden emekli olmuş ve belediyeciliği iyi bilen bir abim. Benim de mesai arkadaşım Gürol Süzgün. Belediyenin komşusu İbrahim Beyoğlu. Gençlerden bir temsilcimiz var. Hayvancılıkla uğraşıyor. Pardon. Aşağı yapıcı muhtarımız Abdullah Şener. Bazen ben de şaşırıyorum sürekli. Evet. Kudret Hamarat. Ve demin söylediğim genç, hayvancılıkla iştigal eden
Erdek'te doğmuş, büyümüş Özgür Okullaş. Ve yine bugün Hanımlar Günü değil, yarın Hanımlar Günü. Ama hanımlarımızı temsil eden hem gençleri hem de hanımlarımızı temsil etmek üzere Özlem Özbinici. Aynı zamanda ocakları da temsil ediyor. İki tane ocaklar mevsi var. Arkadaşlar, ekip arkadaşlarım bunlar. Pazartesi salı Marmara'daydım. Marmara'yı da coşturduk. Dönüşte tüm samimiyetimle 2009 seçim atmosferinde en yakın dostlarımı kaybetmenin verdiği moral bozukluğuyla, yaşadığım olayların canımı incitmesiyle kalbinizi kırdıysam gerçekten özür diliyorum. Ama en büyük özürü o hatayı yapıp da Erdek'e bir 5 yıl kaybettirdiğim için yapıyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Bu muhteşem organizasyonla karşınızdaydık.